İyi misin biraz daha? Ne kadar suyun altında kalsam da rahatlayamıyorum. Soruyorum öksürüyor. Soruyorum başka bir şey. Niye açık açık anlatmıyorum? Hayatım çok zor bir şey yaşadı. Tamam, hepimiz yaşadık. Biz niye yaşadık ki zaten böyle bir şey? Acaba bunların hepsi bir araya gelip annemi bir şeyle tehdit mi ettiler, ne yaptılar? Ay yok hayatım, saçmalama ya. Kim niye neyle anneni tehdit edecek? Bir ara canına kastettiklerini bile düşündüm. Ama Reyhan orada. Adem'in hiçbir şeyden haberi yok, eminim. Of, doluya koysam olmuyor, boşa koysam da olmuyor. Garip Bey de öyle yalandan bir şeyler söyledi, sıvıştı gitti. Ben nereden bakacağımı şaşırdım Süreyya. Ben sana nereden bakman gerektiğini söyleyeyim mi? Annemle babam yaşasaydı, yani o kazadan çıkabilselerdi, ben ne arabayı umursardım, ne kazayı kimin yaptığı, ne niye o yoldan gittikleri, hiçbir şey benim umurumda olmazdı. Şükrederdim. Şükret Faruk, şükret. Annen yaşıyor, annen hayatta. Hem yarın var, öbür gün var. Her şey yavaş yavaş çıkar ortaya nasıl olsa. Şükürler olsun. Ya bu tekrar olur ve ben onu koruyamazsam? Sabahın köründe polise anlatırken siz burada değil miydiniz canım? Ben nereden bileyim yargın nasıl çıktı, nereden çıktı? Allah Allah, görmedim. Fark etmedik, fark ettik orada durur muyduk zaten? Deli miyiz biz? Kapı bir anda tutuştu. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Garip Bey de demiş. Sigortadan falandır demiş. Müşteri. Ondan sonra orada mazot varmış kapının yanında. Hor diye bir anda of, alevler alevler. Ondan sonra pencereler küçük tabii, çıkamadık. Zaten biz şokun etkisinden çıkana kadar o pencereler de tutuştu bir anda. Ha, telefonlar neredeydi peki? Niye aramadınız? Evet. Reyhan'ınki kapalıydı. Benim de çantam uzaktaydı, alamadım işte. Nedir bu böyle bana tekrar tekrar soruyorsunuz canım? Allah Allah. Bana o dehşeti bir daha yaşatıyorsunuz. Çünkü cevap vermiyorsun da ondan anne. Hadi Reyhan seni garibin kulübesine gitmeni istedi. Tamam. Sen niye gittin? Hadi gittin. Neden taksiyle gittin? Neden buradan birini almadın? Kapıda bekleseydi seni. Evde kimse yoktu. Dedim bunu değil mi? Niye o saatte çağırmış peki anne? Ha? Başka saat mi yokmuş yani çağıracak, konuşacak? İşte ne bileyim canım, önemli dedi, adres vermiş. Ben de gittim, yolda fark ettim dağ başı. Ben öyle olduğunu bilsem gider miyim? Neyse gittim, herhalde mahkeme süreciyle ilgili bir şeyler söyleyecek. Tabii biz mücadeleden konuşamadık. Pazarlık edecekti herhalde. Anne, eğer ben yetişmeseydim orada yanarak ölüyordun sen. Neden hala üstünü kapatmaya çalışıyorsun? Oğlum kapatmıyorum, olan bu. Hani pek olanı anlatıyorsun gibi gelmiyor bana ama. Ya arkadaşlar, soruyor musunuz, soruyor musunuz, çekiyorsunuz, ben anlamadım hayatım. Oh, ama ne? Aa, hala mı sorgu sual?
Hadi kahvaltıya, hadi. Vallahi neredeyse özür dileyeceğim yangından kurtuldum diye. Anne. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Hadi anne. Hadi hanım, hadi. Hayatım, ne yapıyorsun? Ya baksana ya. Ne? Kadın oğluna biteni anlatıyor işte, ne var? Ya ne anlatmak, ne anlatmak. Sen aslında ne mi diyorsun? Dilara evini. Dilara'nın da bir ağzını arasana. Bak bakalım orada ne konuşuluyormuş. Ne anlatabilir ki? Ya ben annemi tanıyorsam annem yalan söylüyor, tamam mı? Yani bir, bunu da bir amaç için yapıyor. Ben de bunu çözmeden durmayacağım. Faruk. Faruk. Hayatım. Ne oldu? Hı? Annemle garip berabermiş. Şaşırmadın. Biliyordum. Biliyordum bir süre önce. Duydum yani gördüm tesadüfen. Annen de ben kendim söylemek istiyorum deyince ben de tabii... Ne kadar kısa bir süre önce. Ne zamandır var bu ilişki? Biz ne zamandan beri bu evin içinde ayakta uyutuluyoruz? Ne biçim lafı Faruk ya? Allah Allah, kadın kendi söylemek istedi. Ben ne yapayım? Ne yapayım yani, senden korktuğu için söyleyememiştir. Ne kadar zor bir şey yapmaya çalışıyor, farkında mısın? Ne dedin kadına? Ne söyledin, nasıl dinledin acaba? Neden koşa koşa o kulübeye gittiği belli. Reyhan onları görmüş. Tamam mı? Sonra bize söylemekle tehdit etmiş. Sonra kavgaya falan tutuşmuşlar. Öyle şeyler geveledi durdu. Ya geveledi ne demek ya? Sen anneni dinlemiyor musun? Karşındakini dinlemiyor musun sen? Neyi dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim Süreyya? Eğer o kadın görmeseydi, bırak görmeseydi, eğer o kulübe yanmasaydı bizim bunlardan hiçbirinden haberimiz bile olmayacaktı. Ya. Allah bilir aralarında ne konuşup ne anlaşacaklardı. Al takke, ver külla. Allah bilir ne pazarlıklar dönecekti. Ne biçim konuşuyorsun Faruk sen ya? Anneni tanımıyor musun hiç? Tanımıyor musun? Ne biçim konuşuyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim sana. Senin verdiğin tepkiye bakar mısın? Kadın çarpı dört bununla uğraşacak. Kolay bir şey mi sanıyorsun? Ya niye bu evde en ufak insani bir duygu bu kadar büyük bir sorun haline dönüşebiliyor? Ben anlamıyorum. Bu ilişki yeni değil, tamam mı? Yeni değil, evveliyatı var. Benim kafam çok karışık bu konuda. Çok karışık. Hani ailenin değerleri? Hani Boran soyadının önemi, kıymeti nerede? Sakın, sakın annemle arama kimse girmesin, tamam mı? Kimse onu korumasın. Sakın annemle arama girme Süreyya. Sakın annemi bana savunma.
Ben niye sana kendimi anlatamıyorum Süreyya? Ne yapsaydım yani? Gelin tamam isteyeyim mi deseydim yani? Olacak şey mi? Olur ne? Ha? Ne vereyim abime? Yapma Süreyya, Allah aşkına yapma ya. Ya hayatım vallahi merak ediyorum. Olur ne yani? Bak sen şimdi konuyu kadın erkek ilişkisine getireceksin. Tamam mı? Ama ben asla oraya girmeyeceğim. Çünkü benim annemle aramda koca bir tarih var. Adam garip. Yani hem adam garip hem durum garip. Bunlar yıllarca aynı konakta büyümüşler. Bilmediğim bir geçmiş var ve bu beni çok rahatsız ediyor. Nereden biliyorsun ya bilmediğin bir geçmişin olduğunu? Aşk böyle bir şey değil mi? Böyle bir anda çat diye vurmuyor. Bak teyzemle mesela Akif'e bak. Annemdeki değişime bak. Demek ki yeni bir şey değil mi bu? Ya Faruk hayatta herkes mutlu olmayı hak eder. Hı? Faruk. Ben yıllarca annemden önce aile, önce çevre, önce mantık hep bunları duydum Süreyya. Biz annemin doğrularına ters bir şey yaptığımızda annem ne yapıyor? Bize hayatı zehir ediyor öyle değil mi? Sana neler yaptı, bana neler yaptı? Ben de şimdi onun bu ilişkisini onaylamıyorum. Kabul etmiyorum. Yani kimse de hemen hazmetmeyi beklemesin. Ya tamam hayatım haklısın evet sana neler yaptı, bana neler yaptı. Ama sen de aynısını yapıyorsun şu an ona. Hayır, aynı şey değil. Ben ne yaparsam yapayım annemin o seviyesine asla ulaşamam. Begü... Begüm diyeceksin galiba. Of, Süreyya zaten saçma sapan bir durumun içindeyim. Ne olur sen de laflarımı oraya buraya çekiştirme Allah aşkına. Ya yok kıskançlıktan değil. Vallahi Faruk anlıyorum seni. Neye üzüldüğünü, neye sinirlendiğini, neyin hesaplaşmasını yaptığını anlıyorum. Ama annen o zaman gerçek bir aşk yaşamadığı için aşkın da hakkını teslim edemedi tabii. Bizi anlamıyordu, beni anlamıyordu, geçmişini anlamıyordu. Babanla prensipleri için evlenmiş belli ki. İnandığı şeyi savunuyordu. Süreyya ben buraya kafamı toplamaya geldim, sakinleşmeye geldim. Ne olur annemle ilgili karşıma durup onu savunup durma. İyi tamam. Şu andan itibaren hiçbir şey savunmuyorum Faruk. Ama sen annem mutlu olmak istiyor diye onu silip atarsan karşında beni bulursun ben sana söyleyeyim. Çünkü ben Esma Hanım'la aynı şeyi düşünen bir adamla evli olduğumu kabul etmek istemiyorum. Ya. Sustuk, konuyu kapattık, bitmiştir. Şu andan itibaren ben bu kavgada bir taraf olmuyorum. Yine böyle bir günde. Anahtarı ver. Ne anahtarı? Arabanın anahtarını ver. Ne yapacaksın arabana? Ne çok soru sordun Faruk. Nereye gidiyoruz? Yolda anlarsın. Biz ne yapıyoruz saatlerdir geziyoruz? Ne diyorsun yani şehir turu yaparsak eve gitmesek bu adam rahatlar mı diyorsun? Rahatlar mı? Vallahi bugün bana hiç kimse dokunmasın, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ya eve gidersem o konak yıkılır. E tamam, konağa gideceğimizi nereden çıkarttın? Biz nereye gidiyoruz? Faruk, bugün günlerden ne? Ne? Sevgilim, bugün hainin biri... ...Diloş'la işbirliği yapıp beni bu yollarda süründürmedi mi? Ha? Hatta ben o kişiyle görüşmek istemediğim için... ...saatlerce karlarda tepinip sonunda görüşmek istediğimi kabullenmedin mi? Evet. Yani aynı bugüne başladığımız gibi tepişerek başladığımız bu yıl dönümü gününü... ...aynı bir sene önceki gibi beni fark ederek ve benim de seni fark ederek... ...kutlayarak bitirmek istiyorum. Aşkım ne olur özür dilerim vallahi bütün tarih falan hepsi birbirine girmiş. Hepsini unuttum. Hiç önemli değil. Bu hafta böyle bir haftaydı. Yani affedildin ama şu an itibariyle hiçbir şekilde hiçbir şey girsin istemiyorum aramıza, tamam mı? Ben sevgilimi istiyorum ya. Dur bakalım bu geceyi nasıl atlatacağım hiç bilmiyorum. Orası kolay. Orasını bana bırak. Ben hayatıma sevgilimi getiren bu geceyi aşkla, mutlulukla, neşeyle kutlamak istiyorum ya. Allah Allah. Bir öpücük ver o zaman. Merhaba, şoförüm ben. Oh, bir tane daha.
Deli misin sen? Şoförüm ben. Uludağ'a gidiyoruz. Merhaba, kimliklerinizi rica edebilir miyim? Tabii. Faruk. Hı. Hani senin beni buraya zorla getirdiğin zaman vardı ya. Yani kandırarak diyeyim hadi. Benim hayatım o kadar farklı bir noktadaydı ki. O kadar çok derdim vardı ki inanamazsın. Senin yaptığın bütün o hareketler saçma sapan bir oyunmuş gibi geliyordu bana. Bir de seninle uğraşacak hiç de zamanım yoktu diyor. Ama şimdi sinirle girdiğim bu kapıdan hayatım bambaşka çıktım, haberim yoktu. Ne acayip değil mi? Biliyorum, sen düşünme. Bunların hepsi geçer demeye çalışıyorsun da. Ben biliyorum, geçmeyecek. Ya hayatım. Biliyorum, iyi isterler. Sağ olun. Ben de istemiyorum ki şu an onları konuşma. Hatta mümkünse ne olur rafa kaldıralım bir günlüğüne. Sanki sen yarın öğrenmişsin gibi yapalım, olmaz mı? Sadece sen ve ben. Seni balonumuza davet ediyorum. Yarın kavgaya kaldığımız yerden devam ederiz. Faruk Boran. Süreyya. Bize bir şans ver. Bize bir şans ver. Sana nasıl hayır denir bilmiyorum ki. Deneyeceğim. Sen odaya çık. Ben telefonumu arabada unutmuşum, şimdi hatırladım. Tamam, gidelim. Tamam canım, ben de inerim biraz. Bana bir su getirir misiniz? Süreyya için paha biçilemez bir sürpriz olacak mı? Evet. Tek adımda bitti bu iş. Buyurun efendim, siz. Teşekkür ederim. Burada mısın? Buradayım. Yine başardım. Beni aldın, bambaşka diyarlar ışınladı. Otele geldiğimizden beri burada ne yaşadıysak bütün hepsini tekrar tekrar yaşatıyorsun. Ne acayip değil mi Faruk ya? Ya sanki hem dün gibi hem de acayip uzakmış gibi. Benim seninle mücadelem falan. Senin inadın. Hatırlıyor musun? Seni burada bekliyordum hani. Allah'ım gelecek mi gelmeyecek mi diye ne ecel terleri döktürdün bana. Ay ay ay. Aa, sen. Hı-hı. Çok rahat gözüküyordun. Kalbim durmuştu, ondan durur. Gitseydin biraz daha süründürdüm seni o zaman. Niye yapmadın? Çünkü ilk görüşte aşık oldun da ondan. Ben. Bir gülüş hemen tav oldun. Hemen kahve ısmarladın, hop tamam. Ya Allah Allah ya. Ay senin paran yoktu, ben ondan ısmarladım yani. Oralarda sürünüyordum bir kahve için, ne yapayım? Acıdım sana. Kahve çok güzeldi, ne yapayım? Hı. İtirazın mı var? Yok, itirazım yok da bir ilişkiyi gözden geçireyim ben en iyisi. Bak sen. Allah Allah. Ya Faruk. Hı. Hatırlıyor musun biz buraya ilk oturduğumuz zaman? Ben seni bayağı köpek balığı sanıyordum ya. Sen de bana demiştin ki insanlar hiçbir zaman göründükleri gibi değillerdir. Bayağı başka bir şey çıktı. Ne çıktı? Ne çıktı? Pis 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 pis. Kedi. Yavuşuk.
Seviyorum kız seni. Vallahi çok seviyorum seni Süreyya Boran. Senin elini her tuttuğumda, sana her baktığımda böyle kalbim göğüs kafesimden fırlayacak gibi oldu. Ve bu iş bitmeyecek. Ne kadar şanslısın be. Ne kadar şanslısın. Aa. Ya Faruk. Son dakikada ancak bu kadar ayarlayabildim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok şanslıyım ben. Keşke ben de sana sürpriz yapabilseydim bugün. Öyle güzel bir şey vardı ki aklımda. Küçük Boran'la ilgili. Ama olmadı. Hayat bana o kadar cömert davrandı ki. Başka ne ister ki insan? Bak biz bu kaygı işini bir atlayalım. Ondan sonra bir, iki, üç hepsi olacak. Sen merak etme. Hadi ama. Şu kafanda seni yiyip bitiren kurtları bir at bakayım oradan. Hadi, hadi. Kocam kızıyor de gönder onu. Ya yok öyle bir şey değil mi? Hani bugüne denk gelseydi ne şık olurdu değil mi? Hangi güne denk gelse çok şık olurdu. Ne hiçbir zaman denk gelmezse? Ne yapayım? Sen bana yetiyorsun. Sen beni tamamlıyorsun. Ben seninle çoğalıyorum her gün. Bu bana yeter. Küçük kafana bunu sok artık, tamam mı? Tamam, küçük kafam şu an itibariyle bütün kötü düşünceleri atıyor kafasına. Neye geldik ki buraya değil mi zaten? Hadi, tut dileğini üfleyelim. Ne tuttun? Ha ha ha.